yaşamak faaliyet demektir. Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken diğer uzvu atalet içinde olursa o toplum felç olmuştur. Dolayısıyla toplumumuz için ilim ve fen lazım ise bunları aynı derecede hem erkek hem de kadınlarımızın elde etmeleri gerekmektedir. Kadınların en büyük vazifesi analıktır. İlk terbiye verilen yer ana kucağı olduğu düşünülürse bu vazifenin önemi layıkıyla anlaşılır. Milletimiz kuvvetli bir millet olmaya azmetmiştir. Bugünün gereklerinden biri de kadınlarımızın her hususta yükselmelerini sağlamaktır. Bu sebeple kadınlarımız da ilim ve fen sahibi olacaklardır. Erkeklerin geçtikleri bütün tahsil derecelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar erkeklerle yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. Atatürk 1923 yılında İzmir'de halka hitap ederken kadının ekonomik ve sosyal hayatta yer almasının ne kadar önemli olduğunu yukarıdaki bu sözlerle ifade etmiştir. Ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel her alanda gelişip ilerlemesi için vatandaşlarının da bilgi sahibi olması gerekir. Yaşadığı dönemin imkansızlığını başaran, bizler için çok önemli bir isim, öncü kadınımız, ilk güzellik kraliçesi Feriha Tevfik, bütün ön yargıları yıkarak döneme adını altın harflerle yazdırmış kadınlar arasındadır. ...1910 doğumlu olan Feriha Tevfik, Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesidir. 1929 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin düzenlediği yarışmayla Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi olmuştur. Türkiye'nin ilk güzellik yarışması 1925 ya da 1926 yılında İpek Film Şirketi tarafından düzenlendi. Ancak ciddi ve müntazam bir şekilde tertip edilmediği için fiyaskoyla sonuçlandı. Bunu 1932 yılında yayınlanan Güzellik Kraliçeleri ve Güzellik Müsabakaların Tarihçesi adlı broşürden öğreniyoruz. Melek sinemasına yapılan yarışma, görüleceği gibi güzellik yarışmaları tarihimizde kendine makbul bir yer edinemedi. Tarihin yeniden yazılması için 1929 yılını beklememiz gerekiyordu. Bu kez Türkiye'nin en güzel kadını seçmeye soyunan bizzat Türkiye Cumhuriyeti hükümeti oldu. Hatta Atatürk'ün bu yarışmanın yapılması için emir verdiği bile söylenir. Aracılık edecek kuruluş ise Cumhuriyet Gazetesi'dir. İlk duyuru 4 Şubat 1929 tarihinde yapılır. Ve ardından ilk fotoğraf 7 Mart tarihinde yayınlanır. Aday fotoğraflarının aylar süren yayınlanışı ülkenin gündeminde de ciddi bir yer bulur. Sonunda 125 güzelin fotoğraflarının yayınlanışı 21 Haziran 1929 tarihinde tamamlanır. Sıra okuyucuların oy vermesine gelmiştir. 1 Ağustos'ta açıklanan sonuçlara göre 1121 oyla Mualla Suzan birinci olmuştur. Feriha Tevfik ise 721 oyla 11. sırada yer almaktadır. Gazete 400'ün üzerinde oy alan 78 yarışmacının büyük jüri önüne çıkmasına karar verir. 2 Eylül günü güzeller büyük jüri önüne çıkarlar. Yarışma Cumhuriyet Gazetesi'nin üst katında yapılır. Cumhuriyet'e göre orta boylu, kıvırcık ve piska saçlı, altın gözlü, beyaz tenli, zarif endamlı, beyaz krep satenden bir elbise giymiş olan Feriha Tevfik birinci seçilir. Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi seçilmesi doğal olarak Feriha Tevfik'in yaşamını değiştirir. Önce filmlerde rol alır, ardından tiyatroya geçer. Feriha Tevfik tiyatro sahnesinde Muhsin Ertuğrul sayesinde tanıştı ve pek çok operet ve komedide rol aldı. Ankara Şehir Tiyatrosu'nda rol aldığı birkaç oyundan sonra 1939 yılında bir daha hiç dönmemek üzere perde ve sahneden uzaklaştı. Bunun nedeni verdiği bir demecin satırları arasında gizli. Memleketime sahnede çalışarak faydalı olmayı düşünüyordum. Fakat Darülbedai'nin iç yüzünü gördükten sonra yüreğim diz etti. Ümitlerim kırıldı. Ben bu hayal kırıklığına bunca yıl dayandıysam sade ruhumdaki sanat ateşi ile tahammül ettim. Lakin bütün fedakarlıklarıma rağmen hiçbir zaman ne maddi ne manevi bir karşılık bulmuş değilim dedim. 1988 yılında Gökhan Akçura'nın albüm dergisine kendisiyle yaptığı görüşmede Feriha Tevfik, sinemaya küçük yaşlardan itibaren çok meraklı olduğunu söylemişti. Hafta sonları dadısıyla birlikte Karaköy'deki sinemalara giderlermiş. O yıllarda en sevdiği oyuncular Rudolf Valentino ve Wilma Banke'ymiş. Sinema oyunculuğuna başlamasını ise şöyle anlatmıştı. Güzellik yarışması için gazetede önce fotoğraflar yayınlandı. Bu fotoğraflar İpek kardeşlerinin ilgisini çekti. Zaten ailecek bir tanışıklık vardı. Bir gün İpekçi kardeşler ve Muhsin Ertuğrul bizim eve gelerek annemden benim Kaçaklar filminin başrolünde oynamamı istedi. Biz de kabul ettik.
Öncü kadınlarımızdan biri olan Türkiye'nin ilk güzellik kraliçesi 22 Nisan 1991 günü Cerrahpaşa Hastanesi'nde beyin kanaması sonucu yaşamını yitirir. Firat Eyfi'nin ölümüyle Türkiye'nin ilk güzeli anılarıyla çok uzaklarda kalan bir yıldız daha söner. Gel Neşaticim gel. Senden şöyle bir sıkıştıralım. Emriniz can bağış üstüne sultanım, iki gözüm ciğerpare. Ama şimdicik olmaz, ruhsat buyruğunda misafirler gittikten sonra. Ya koy, hadi Neşat Efendi'ye rakı koy bakayım, hadi. Eyvah, eyvah, ne yapacağız şimdi? Amanın dostlar, bakın başıma gelenlere, eyvallah. İç bakayım. Canım Neşaticim, benim aşkıma. Bu tatlı sözlere can mı dayanır a benim sultanım efendim? Ruhsatınızla efendim. Bursa içinde dönemin padişahı 2. Mahmud'un torunu olan Osmanlı İmparatorluğu'nun 5. padişahı ve 114. İslam halifesi Sultan Reşat olarak da bilinen 5. Mehmet'tir. Osmanlı Devleti'nin toplam nüfusu devletin sürekli toprak kaybedişiyle kaybedilen topraklardan Anadolu'ya olan göçler nedeniyle toplam nüfuslarda farklılıklar vardır. 31 Ağustos 1910'da kurulan Altın Örs, İdman Yurdu ve Turan Sanat Karan Gücü'nün birleşmesiyle kurulmuştur. Sonradan adı Ankara Gücü oldu ve takım Ankara'ya taşındı. Kulüp ve takım sayısı artarken gençler arasında futbol en çok sevilen spor dalı oldu. 1910 tarihinde İstanbul'daki bütün köpeklerin yeniden hayırsız adaya yollanmasının emredilmesinin üzerine birkaç gün içinde 80 bin civarında köpek mecburi bir ada yolculuğuna çıkarıldı. Sabiha Gökçen, göklerin yıldızı olarak Türk kızı, gök kızı, Atatürk'ün kızı unvanıyla daha dünyada uçakların yeni yeni görülmeye başladığı bir dönemde dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak tarihteki yerini alan öncü kadınlarımızdandır. Askeri pilot, keşif yapmak, verilen bir hedefi tahrip etmek, yaklaşan bir düşman uçağının havada düşürmek veya hareketlerinden caydırmak, havada ikmal yapmak gibi vazifeler yapar. Bütün pilotlar bu gibi vazifeleri yaparken hem pilot kabininde bulunan göstergeleri kontrol etmek, hem etrafı gözlemlemek, hem de yer istasyonları ile irtibat kurarak etrafındaki uçan vasıtalardan haberdar olmak mecburiyetindedir.
savaş uçaklarının hızları diğerlerinden daha fazla olduğundan böyle uçaklarda pilotun yapacağı küçük bir hata istenmeyen neticeler doğmasına sebep olabilir. Pilotun herhangi bir arıza vukuunda en kısa müddet zarfında en münasip kararı verilmesi için meydana gelebilecek bozuklukları, bunları gidermek için yapılacak işlemleri ezbere bilmesi, bunları adeta bir refleks hareketi kadar çabuk yerine getirebilmesi icap eder. Ortaya çıkan problemleri halletmek ve pilotun rahat bir zeminde uçağı kullanması için yardımcı sistemler ve teçhizat geliştirilmiştir. Bunlar oksijen azaldığında otomatik olarak dışarıdan gaz temin eden oksijen sistemi, iç basıncı münasip bir seviyede tutan basınçlandırma sistemi, uçak aşırı alçaldığında pilotun dikkatini çeken ikaz sistemi gibi mekanizmalardır. Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından birisidir ve dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 8. manevi evladından biri olan Sabiha Gökçen, Bursa Vilayet Başkatibi olan Hafız Mustafa İzzet Bey ile Hayriye Hanım'ın kızları Sabiha, 22 Mart 1913 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Bursa'da herkes muzdaripti. Düşman istilası içinde her türlü kötülükler işitiliyor ve geliyorlar, işte bizim evi arıyorlardı, bahçeyi arıyorlardı, silah aranıyordu filan. Abimin Kuvayi Milliye tarafına geçtiğini duymuşlar. Ve her gece her evde dualar ediliyordu. Ve Gazi Paşa kurtaracak bizi diyorlar. Gazi Paşa kurtaracak. Ben hep bunları dinliyordum. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden ve abisi Neşet tarafından büyütülen Sabiha, 1925'te henüz 12 yaşındayken Bursa ziyareti sırasında evlerin yakınındaki Hünkar Köşkü'nde konaklayan dönemin Cumhurbaşkanı Atatürk'e ulaşmayı ve okumak istediğini iletmeyi başardı. Atatürk abisinden izin alarak zor şartlar altında yaşayan Sabiha'ya evlat edindi ve Ankara'ya götürdü. Ben çok sevindim. Tamam dedim, ben artık Gazi Paşa'yı görebileceğim. Ve hakikaten işte ben devamlı bakıyorum, bahçelerimiz var, arada bahçeler var tabii. Bakıyorum, yani bir gün Gazi Paşa'yı bahçede gezerken gördüm. O tarafa doğru yürümeye başladım. Beni niye görmek istedin çocuğum dedi. Ben dedim bir yatılı okula girmek istiyorum dedim. Esas buradan başlıyor işte. Biraz söz düşün, peki dedi. Ben seni dedi, manevi evlat olarak almak istersen benimle gelir misin dedi. Ben peki diyemedim. Dedim, eğer ailem müsaade ederse tabii, hadi git öyle sen, abini gönder bana. Abimi de orada vazifeliydi, oraya almışlardı köşte. Sabiha Çankaya İlkokulu, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitim gördü. Rahatsızlığı nedeniyle öğrenimini yarıda kesip Heybeliada ve Viyana'da tedavi gördü. Bir süre Fransızcasını ilerletmek amacıyla Paris'te bulundu. 1934'te soyadı kanunun çıkmasından sonra Mustafa Kemal Sabiha'ya Gökçen soyadını verdi. Sabiha Gökçen 1935'te Türk Kuşu'nun açılış töreninde yapılan planör gösterilerinden etkilenerek havacılığa ilgi duydu. Atatürk'ün de destek vermesiyle 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük bürevelerini aldı. Gökçen 7 erkek öğrenciyle birlikte Kırım'a gönderilerek 6 aylık yüksek planörcülük eğitimini Köktebel Yüksek Planör Okulu'na tamamladı. Moskova'ya motorlu uçak okuluna gitmeyi planlıyordu. Ancak manevi kız kardeşi Zehra'nın ölüm haberini alınca bu düşünceden vazgeçerek ülkesine döndü. Bir süre dünyaya küsen Sabiha, Atatürk'ün ısrarlarıyla yeniden çalışmalara başladı. Eskişehir Havacılık Okulu'nda Sami Uçan ve Muhittin Bey'den özel uçuş dersleri aldı. 25 Şubat 1936'da ilk defa motorlu uçak ile uçmaya başladı. O yıllarda kızlar askeri okullara alınmadığı için özel bir üniforma giydirilerek Eskişehir Uçuş Okulu'nda 1936-1937 döneminde 11 ay boyunca özel eğitim aldı. Bu eğitim sırasında kendisine ilkokul öğretmeni Düreyve Uyguç eşlik etti. Gökçen bürovesini aldıktan sonra Eskişehir'deki 1. Havaalayı'nda 6 ay görev yaptı. Bu sırada Trakya ve Ege manevralarına katıldı. 1937 yılında Tunceli'den çıkan ayaklanmayı bastırmak için başlatılan Dersim Harekatı'nda hava saldırısı safhasına yer alarak dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Ardından yine 1937 yılında Fransa'nın Hatay'ı Suriye'ye devretmeye hazırlandığı yolundaki haberler Ankara'da sert tepkiyle karşılandı. Atatürk'ün emriyle üniformasını giyen Sabiha Gökçen, Fransız elçisinin önünde havaya 3 el ateş etti ve Hatay'ın vatana katılması için gerekirse silahlanırız dedi. Olay sonunda yine Atatürk'ün emriyle tutuklanan ve mahkemeye çıkan ve yasa gereği bir gün hapis yatan Sabiha Gökçen'in çıkışı sayesinde Atatürk'ün planı tutmuş ve Fransızlara gözdağı verilmiş, kararlılık gösterilmişti.
1938 yılında uçağıyla 5 yıl süren bir Balkan turu yapan Sabiha Gökçen'in ünü bu turla dünyaya yayıldı. Gökçen Atatürk'ün arzusu üzerine bu turu yanına bir makinist dahi almadan tek başına gerçekleştirdi. Vulta tipi bir uçakla İstanbul'dan havalandıktan sonra Atina'ya, ardından Sofya ve Belgrad'a gitti. Kendine Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından Beyaz Kartal nişanı verildi. Bu Balkan turu basının büyük ilgisini uyandırmış, her yerde göklerin kızı olarak anılmasına neden olmuştu. 1938'de Balkan Antantı yapılıyordu ve bir heyet gelmişti Balkanlardan. Atatürk bunları kabul etti ve Atatürk benim de Balkanlara bir tur uçarak bir tur yapmamı istedi, Balkan başkentlerine. Ve onun arzusunu yerine getirmeye ben de çalıştım tabii. Manevi babası Atatürk'ün ölümünden sonra hayatını yeniden düzene sokan Gökçen, kadınların orduda görev yapmasına ilişkin yasa çıkması için ordudan ayrıldı ve Türk Kuşu Uçuş Okulları'na baş öğretmen tayin edildi. 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü. Uçuş kariyeri boyunca 8000 saat civarı uçuş gerçekleştirdi. Bunlardan 32'si muharebe göreviydi. Son uçuşunu 1996'da 83 yaşındayken Fransız pilotu Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yapmıştır. Sabiha Gökçen 2001 yılında doğum günü olan 22 Mart'ta Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 88 yaşında vefat etti. Ben de bir makinist alacağım yanıma dedim. Burada yetiştirildi makinistler çünkü. Ondan gideceğim dedim. Orada böyle buna bakacak şeyler yok dedim. Onları soruşturdum ben, biliyorum, öğrendim. Hayır dedi, olmaz çocuğum dedi. Bayağı münakaşa ettim. Dedim ki, efendim dedim, makinistin pilotaj bilmez yani, kullanmaz da şeyi, uçağı. Ancak o yerde onun işi, hizmet yapar dedim, bakımını yapar dedim, hazırlar dedim. Biliyorum çocuğum, öyle ama dedi, eğer sen yanına bir makinist alırsan dedi, şöyle söylerler dedi, bir kurmay subayı koymuşlar yanına makinist sıfatıyla, senin yapacağın şeye gölge düşer dedi. Onun için olmaz, sen tek başına gideceksin. Bab-ı Ali baskını Osmanlı İmparatorluğu'nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey'in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükümet binası Bab-ı Ali'nin basımıyla gerçekleştirilen askeri darbe. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kamil Paşa'ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonrasında iktidar İttihat ve Terakki'nin eline geçmiştir. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa 11 Haziran 1913 günü Beyazıt Meydanı'nda makam otomobilinin içindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştür. Yine aynı dönemde İstanbul Anlaşması 29 Eylül 1913 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan Krallığı arasında 2. Balkan Savaşı sonunda yapılmış bir anlaşmadır. 14 Kasım tarihinde 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında Atina Anlaşması imzalandı. Yine bu tarihlerde Batı Trakya Bağımsız Hükümeti yıkıldı. Anadolu Hisarı İdman Yurdu 1913 yılında İstanbul'un Anadolu Hisarı semtinde kurulmuş renkleri yeşil sarı olan bir asırlık spor kulübüdür. Maçlarını 2500 kişilik Anadolu Hisar Spor Akademisi stadında oynamaktadır. Basketbol, bisiklet, hokey, handbol, atıcılık, atletizm, güreş, İsveç jimnastiği, yüzme, ekskrim ve kürek branşlarından da faaliyet göstermektedir. Berkız Şevket Hanım tek motorlu üstü açık teyyareye binme cesaretini gösteren ilk kadın olmuştur. Kadın arkeolojisinin hanımefendisi olan Jale İnan, yürüttüğü kazılara ve antik heykellerin farklı ülkelerdeki parçalarını birleştirmeye değin klasik arkeolojiye çok önemli katkıları olmuştur. Çünkü o toprağı arz olarak değin, vatan olarak algılayan yorulmak bilmez idealist bir kuşağın önemli kadınlarından biridir. Müzik.
arkeoloji kazı bilimi kazı gibi yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihi yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir. Türkiye'ye yanlış bir şekilde kazı bilim olarak çevrilmiş olsa da kazı arkeolojik araştırma yöntemlerinden sadece bir tanesidir. Arkeoloji asıl olarak insanların kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbiriyle ilişkilerini inceler. Arkeoloji yazılı tarihten önce ve sonra yaşamış insanlar ilişkin bilgi edinme olanağı sağlaması açısından özellikle önemlidir. Bu bilim dalının uzmanları olan arkeologlar araç, eşya ve yapı kalıntılarını inceleyerek eski insanların nasıl yaşadıklarını anlayabilirler. Cale İnan 1914 yılında İstanbul'da doğdu. Babası müzeci ve arkeolog Aziz Ogan, annesi Mesrure Hanım'dır. Lise öğrenimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Babasının mesleki gezilerine katılarak arkeoloji ile genç yaşta tanıştı. Aldığı burs ile arkeoloji okumak üzere 1934 yılında Almanya'ya gitti. Bir yıl sonra da Türkiye Cumhuriyeti devlet bursunu kazandı. 1935-1943 yılları arasında klasik arkeoloji bilim dalında lisans ve doktora eğitimini Berlin ve Münih üniversitelerinde tamamladı. 1943 yılında Profesör Doktor Wildenwark'ın yanında doktorasını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Kürsüsü'ne asistan olarak atanan Cale İnan, lise yıllarında tanıştığı Mustafa İnan'la 1944 yılında evlendi. Ertesi yıl tek çocukları Hüseyin dünyaya geldi. ...1946 yılında İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün kurulması çalışmalarına katıldı ve bu kürsünün ilk asistanı olup Profesör Doktor Arif Müfit Mansel'in asistanlığını yapmaya başladı. Aynı yıl Arif Müfit Mansel ile birlikte Türk Tarih Kurumu adına Antalya'da Side Antik Kent kazılarına, ertesi yıl Perge Antik Kent kazılarına başladı. 1953 yılında doçent, 1963 yılında profesör oldu. Kazıları sırasında Side Roma Hamamı'nın Side Müzesi'ne dönüştürmesi için emek verdi. Cale İnan, Side ve Perge kazılarının dışında 1970-1972 yılları arasında Bucak-Burdur ve 1972-1979 yılları arasında Manavgat-Antalya antik kentlerinde kurtarma kazıları gerçekleştirdi. 1975 yılında Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nde başkan oldu ve bu görevini 1983 yılında emekli oluncaya kadar sürdürdü. 1995 yılında Türkiye Bilimsel Akademisi'nin şeref üyesi oldu. Antik dönem heykeltıraşlık sanatı üzerine çok önemli eserler verdi. Yayınladığı kitaplar Anadolu'nun Roma ve Erken Bizans dönemi portreciliği konusunda çok önemli başvuru eserler arasına girdi. Cale İnan 1980 yılında Perge'de ekibiyle birlikte belden yukarısı olmayan bir Herakles heykeli bulmuştur. Yorgun Herkül olarak bilinen heykelin belden aşağısı Antalya Müzesi'nde sergilenirken üst bölümü yıllarca bulunamadı. 1990'da gazeteci Özgen Acar yayınladığı bir haberde kayıp parçanın ABD'de olduğunu duyurdu. Tarihi eser koleksiyoncusu Shelby White ve Leon Levy çifti ile Boston Güzel Sanatlar Müzesi tarafından 1981'de yarı yarıya satın alınan parçanın Antalya'da sergilenen heykelin üst kısmı olduğunu, 1970'lerde Türkiye'den kaçırıldığını iddia ediyordu. Cale İnan Boston Güzel Sanatlar Müzesi'ndeki parça ile Antalya Müzesi'ndeki parçanın birbirine ait olduğunu 1990 yılında kanıtlamıştır. Milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen Yorgun Herkül heykelinin üst kısmı 2011'de Türkiye'ye getirildi. Cale İnan son yıllarının Parkinson hastalığı ile mücadele ederek geçirdi. 2001 yılında hayatını kaybeden önemli isim Cale İnan'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Ocak 1914 tarihinde Enver Paşa İzzet Paşa'nın yerine Harbiye Nazırı oldu. 16 Ocak 1914 yılında Türk sporunun aynısı ve tarihi olan Altay Kulübü kuruldu. Altay Kulübü kurulurken ismi üzerinde uzun tartışmalar yaşandı. Türk destanı Ergenekon aday isimleri arasındaydı. Ancak Türklerin Altaylardan kopup geldikleri fikri ağır bastı ve kulübe Altay ismi verildi. Yine bu dönemde Mustafa Kemal yarbaylığa yükseltildi. İstanbul'da elektrikli tramvay işletmesi açıldı. İkinci Balkan Savaşı'nın sonunda Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında İstanbul Anlaşması imzalandı. 28 Temmuz 1914'te başlayan ve 11 Kasım 1918'de sona eren Avrupa merkezli küresel savaş, 2. Dünya Savaşı'na dek Dünya Savaşı veya Büyük Savaş olarak adlandırılan 1. Dünya Savaşı başladı.
4 Ağustos 1914 tarihinde Mustafa Kemal Sırbistan askeri ataşeliğine atandı. Osmanlı-Alman ittifakı imzalandı. Seferberlik ilan edildi. Millet meclisleri süresiz olarak kapatıldı. Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Orhan Veli, Orhan Kemal ve Fazıl Hüsnü Dağlarca bu dönemde doğan isimler arasında. Osmanlı Devleti Maliyesi yine bu dönemde çok büyük ölçüde tarımsal nüfustan toplanan dolaysız ve dolaylı vergilere dayanıyordu. Tarımın Osmanlı Devleti ekonomisinde önemini ölçmenin bir başka yolu da ihracatın yapılışından anlaşılır. Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde ülke ihracatının %80-85'i tarım ürünleri ve ham maddedir.